www.facebook.com/erdogant. Lütfen Facebook sayfamızı beğenin. Şu konuyu da açmak isterim. Halk oylamasında bu ülkenin insanların en az %50'si sandığa gitti, demokrasiye sahip çıktı. Ve dediler ki biz demokrasiden yana oy kullandık. Parti içi mücadele, parti içi kavga. Parti içi kavgaya asla izin vermeyeceğim. Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağım. Cumhurbaşkanlığı kurultayı olarak anılacaktır. 1. Cumhurbaşkanı adayımız partili mi olacak? Dışarıdan birisi mi olacak? Partili olacaksa partiden istifa edecek mi? Edecekse ne zaman edecek? 2. Nasıl belirlenecek? Üyelerle mi? Tek turlu mu? Çift turlu mu? Grup mu belirleyecek? Kurultay delegeleri mi belirleyecek? Yoksa kapalı kapılar ardında tek başına mı karar verilir? Cumhurbaşkanı karşısında nasıl fren mekanizması yok diyorsa, yeni sistemde Cumhurbaşkanını Yüce Divan'a göndermek için 400 milletvekili gerekiyor. Bu imkansız deyip meydanlarda, salonlarda Cumhurbaşkanını eleştirirken CHP'nin olağanüstü seçimli kurultay istemesi için de 650'ye yakın imza gereklidir, %50+1 gereklidir dersek insanları inandıramayız. Türkiye'de demokrasi istiyorsak önce partimizde demokrasi istemeliyiz.